Amcanın torbası 200 liraydı, oradan yola çıkarak 200 lirayla ne alınabilir dedik. Hiçbir şey alınamıyor gördüğün gibi. 200 lirayla çıktığında borçlu dönersin. 2009'dan 2024'de bu normal mi Emre Hocam? Allah normal değil. Ee, o grafiği tekrar alalım. Ama anormalin normal olduğu bir ülkede olduğumuz için. Ya normallik var. Anormal normalleşti. Evet. Ee, eğer o 200 lirayla et alabilseydi, süt alabilseydi, şu an anormal karşılığı olurduk böyle bir durumdayız. E bunu şöyle açıklayabilirim ben. E bir derin yapışkan yoksulluk. Hani enflasyonda kullanınız ya yapışkan enflasyon diye. Ya yapışkan yoksulluk. Yapışkan yoksulluk içerisindeyiz. Ulaşıcı yoksulluk. Ulaşıcı, diye. yapışkan, derinleşen, her gün daha deriye derine giden. Doğru. E mesela krizleri hani tanımlarken işte V tipi toparlanma, L tipi toparlanma, U tipi falan deriz ya böyle. <laughs> Biz şimdi L tipi var ya, o L'nin de çubuğu aşağı doğru iniyor. Bayağıdır bir, evet daha ben V'yi konuşmuştuk hatırlıyorum. Daha da aşağı iniyor. L de bozuldu yani. L aşağı doğru açığa artmaya başladı, genişlemeye başladı. I'ya gittik. Tabii Başladık. tabii I'ya doğru gidiyoruz. Yani nereye kadar daha sürebilir? Yani, bu yapı içerisinde seçim sonrası senaryoları hep konuşuyoruz ya, maalesef seçim sonrasında ciddi ciddi bu yaptığımız espriye doğru bir süreç yaşayacak ülke gerçekten de. Gülerek anlatıyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz ülke olarak. Öyle öyle. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var, bir dönemin büyük hatalarının bedelini tüm ülke çekiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Nebati döneminin hataları o kadar büyük ki, tabii ki öncesi de var ama o süreçte özellikle bir öyle büyük hatalar yapıldı ki, şu an kimse toparlayamıyor. Yani ne yapsanız toparlanmayacak bir durum var. Gerçekten toparlama niyeti olsa bile seçimden sonra öyle büyük bir bedeli olacak ki bunun. Bir de şu var, onu yapmayıp. Yine büyüme üzerinden bir şekilde idare edelim, gidelim politikası olursa sonra o balon patlamak için daha da büyüyecek. Daha büyük patlayacak. Yani o kadar kötü bir durumdayız. Ve hep söylüyorum sinirlendiğim için. Ve bu beyefendi ışıltılı ekonomi vaat edip halkı derin bir karanlığa gömdü. Şu an zifiri karanlık içerisinde Hı, halk. Besef. Ve bu karanlığın boyutu gitgide artıyor ve kendisi milletvekili maaşı alıyor. Rezervlerin tükenmesine sebep olan o faiz politikasını uygulayan beyefendi şu an BDDK başkanı. En azından vicdanların rahatlatılması için bu beyefendilerin bu konularda bence olmaması lazım. Çünkü tüm bedeli vatandaş ödüyor. Emekli, asgari ücretli, beyaz yaka yani ücretli çalışan kemer sıksın deniyor ya. Bir tane işte takipçim yazmıştı. Hocam kemer kalmadı ki sıkacak kemer de yok artık. Evet, kemerin deliği de kalmadı. Delik gitti, Biraz kemer sıkarsanız yok artık. O kadar nefes alamazsınız zaten. Ölüsün kemer koptu patladı. Sıkacak kemer de kalmadı artık. Bel de yok sıkacak. tabii, tabii derin yoksulluk sistematik yoksulluk ve iyi şeyler söylemek isteriz seçim sonrasına dair ama çok açık tablolar var. Birazdan yine konuşuruz onu. Ee, yine uydurulacak, yaratılacak mesela vergide yaratıcılık çok göreceğiz. Mesela ekme TV'yi gördük ya geçen sene. Yine yaratıcı tedbirler görebiliriz o kalemler açısından. Şimdi mesela hocam kira ödemelerinde sıkı takip var. Kiracılara diyorlar ki siz ne kadar kira ödüyorsunuz? Bunu bildirin. Evet. Biz de onu karşılaştıralım evet. beyanla. Ee, şimdi işte hangi 4,5 milyon konutun ne kadarı kiralık onu tespit edip fiili e, olarak da takip edilecekmiş. Kiracıya çalıp, çalıp kapıyı ne kadar kiralıyorsunuz denilecekmiş. Şarkı vardır hani sen bana geç kaldın, <laughs> Biraz geç kalmadık mı acaba diye. Biraz, biraz geç kaldık. Burada bir de suistimal var. Bu, bu aldı böyle bütün bütün bu 4,5 milyonun e, kiralık oturan e, kiraya verdiği mülk sahipleri bunu doğru söylemediyse bu, yıllardır yani vergiyi almadık. Biz peynirden, oradan, şey buradan, maaştan vergi mi ödedik? Neden biliyor musun? Sürtüşmeliyse eğer bu insanlar. Suistimali de çok açık. Örnek veriyorum gerçekte bin lira ödüyor diyelim. 13 bin lira ödüyorum ama ev sahibi bunu bildirmiyor dediği zaman ne olacak? Doğru ben hani e, bankadan gönderiyorum deseniz de elden de veriyorum. Elden de veriyorum desen olacak. Al sana bir sürü sıkıntılı durum. Yani e, bir şeyleri toparlamaya çalışırken başka sıkıntıların önü açılabilir. Hani o şeyden bahsetmiştik ya bir yayında. E, bu Tabii gönderdiğiniz kira... FET'lere falan havalelere dikkat edin. Oradaki o sekmede diğer bireysel ödeme, kira vesaire. Eyvah yani 2018-2019'dan itibaren orada yanlışlıkla umursamayıp kira diye seçtiysen yandın yani büyük tutarlar falan gittiyse sana tebligatlar gelebilir ya. Yani. O kadar çok şeyle karşılaşabiliriz ki seçimden sonra. Önü açık. Hani geçen gün <laughs> de, ya bunu yapan onu da yapar. Pazar gecesi Can Coşkun'la yaptığımız programda da söyledim. Yani ekonomide 2020-2024 yıl sonu tahminleri, enflasyon, dolar falan e, en bilimsel açıklama Allah bilir demiştim. Yani seçimden sonraki süreçte de Allah bilir noktasındayız şu an. Enflasyon nerede dengelenecek? Faiz, kur mesela konuşuruz. Faiz de bence artırılacak. Şu an belki götürülüyoruz böyle ama. Bugün bekliyor musunuz artık? Valla bence yapsa en azından beklenti iyi olur ama Tam seçim, seçim öncesi de yapmayacak muhtemelen. E, pas geçecektir. Ama TEPAV'ın açıklaması bence manidar orada. Yani bir seçim sonrasına dair bir temel atma... Döviz hiç talep azalmadı hocam. Dövizde talep ya. yüksek. Ya e, Mevduat faizi artacak, artacak dediniz dedi uzmanlar. Hiç öyle bir artış yok. Şimdi Kasım Aralık'taki 40, %40 veriyorlar. hissedilen enflasyonla, veriyorlar. şimdi TÜİK'te hissedilen diyor ya, Kasım Aralık'ta hissedilen enflasyonla Ocak'tan itibaren Şubat'a geldiğimizde oluşan zamlara baktığımızda Tatmin eder mi seni 45 politika faizi veya bankaların verdiği? Zorunlu 41 karşılıklara, falan veriyorlar. Zorunlu, zorunlu karşılıklara nema vereceğim dedin ama gene de senin iç talep tarafı sıkıntılı olduğu için ve oraya kredi vermek istemediğin için e, banka kredi vermiyor. Evet nemalandırıyorsun zorunlu karşılıkları. Şu an nemalandıracaksın. Ama yine de 45 bile versen, bak onu geç 45 bile versen vatandaş yaşadığı enflasyonu görüyor. Hayat pahalılığını görüyor. TL'de kaldığında o paranın eriyeceğini de biliyor. Dolayısıyla burada çok farklı şeyler seçimden sonra önümüzde olabilir. Şu anki tabloda ilginç bir süreci yaşıyoruz. 8,5'dan 45'e gelen politika faiz ortamında enflasyonda eş zamanlı faizle birlikte. Bak kur artıyor, faiz artıyor, enflasyon da artmaya devam ediyor. O geçmişin enkazının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında bu. Hiçbir şey düşmüyor. Ve beklentileri sen çıpalayamıyorsun. Bizim paralar eriyor, bizim alım gücümüz Tabii. düşüyor. Tabii. Vatandaş Doğru şunu biliyor. Yani Vatandaş da şu psikolojiyi kıramıyorsun ki kıramazsın bu yapı içerisinde. Yarın her şeyin fiyatı artacak. Bir ihtiyacın varsa önden alayım. Bunu kesme şansın yok. Bu politikayla, bu faiz yapısıyla ve bu TÜİK'in gerçekçi olmayan verileriyle. Bir kere oranın şeffaflaşması gerekiyor. Bu verilerle mi sonunda. linkleri yapıştıracağız? Bu verilerle ben işte Cevdet Akçay'ın konuşması hepimizi umutlandırmıştı. Liyakat falan açısından zaten çok donanımlı bir adam. Özgüven de yüksek. Ama orada çok net bir tablo var. Bu verilerle bu linkleri toparlayamazsın. Hangi enflasyon Yani hangi enflasyon vesile yapacaksın? bir tane bir, bir kilo ya biber 150 lira işin, olmuş. İşin temeli bu zaten. peynir 300 lira olmuş. Et yakında 1000 lira olacak diyorsunuz. Hani enflasyon nasıl düşecek? Ya bu şeye benziyor. Cevdet Akçay güzel konuşuyor ama. Bu bu enflasyon %64. Temel atmadan kolon dikiyorsun binaya. Evet. Durur mu o bina ya? Sağlanır dur. E durmaz. E sonuçta da bu işin olur. temeli ne peki? TÜİK'in verisi. Doğru veri olursa Hı. Ama bunu yapamayacaklar. Niye? Ama buna rağmen de 10 bin lirayla geçinin diyorsunuz. 3 bin lira mı olsun ikramiye, 5 bin lira mı olsun ikramiye, hadi 3 bin lira verelim. E işte demin açıkladın ya bankaların verecekleri promosyonlar emekliye verilecek ikramiyeden daha yüksek. Aynen öyle o yüzden aldım o haberi. İlginç bir durumdayız yani. <laughs> Promosyon ödemesi devletin vereceği ikramiyeden daha yüksek evet. Yani. Ya ne güzel söyledin 200 lirayla kaç kilo et alınıyormuş kaç sene önce. Evet. Şimdi 200 lirayla. 200 gram bile alamıyor. Bir kilo peynir alamıyorsun ya. Bir kilo peynir alamaz asla. 300 bir kilo peynir. E şimdi yarım bu kilo bu yoksulluğa niye hapsediliyor bu ülke? Kalabalık ailede yarım kilo peynirinde ne kadar yeteceğini siz düşünün yani.